Zencefilin birden fazla faydası vardır. Soğuk algınlığı için kullanılıyor şu anda. Genel olarak soğuk algınlığı, astım, bronşit, nefes darlığı problemlerinde kullanıyor. Ama en fazla faydasının olduğu bulantı, kusma, mide ve bağırsak rahatsızlıklarında faydalıdır. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre zencefil kanser hastalıklarını dahi tedavi edebiliyor. Meme kanseri, pankreas kanseri, bununla birlikte akciğer kanseri, adena kanseri, bunlarla ilgili bayağı fayda sağlamış. Şimdi doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Kanser tedavilerinde doktorun vermiş olduğu ilaçlarla birlikte etkileşime geçmemesi için uzman kontrolünde kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Zencefili soğuk algınlığıyla kullandığımız zaman içerisindeki kurkuminoidler etken maddesini açığa çıkarmak için biberinle birlikte kullanmamız gerekiyor. Bu da karabiberde var. Karabiber ve zencefil birleştiği zaman daha yüksek etkilere sebep olabilir. Bununla birlikte tavsiye ederiz tabii ki kullanımını. Mide ağrısı dediğimiz mide bulantısı, kusma şikayeti olan özellikle gebelerde bunun bir badem kadar küçük bir soyulmuş badem kadar taze bir şekilde zencefili tüketebilirler. Sabah aç karınla bir badem büyüklüğünde soyup ağızlarına atıp çiğneyip yutabilirler. Bunda faydası var. Aynı şekilde yolcular oluyor. Hani bazen şehirler arası yolcularda mide bulantısı, kusma şikayetleri olan kişiler yine bunu bir badem büyüklüğünde küçük bir orta badem büyüklüğünde soyup çiğneyip yutabilirler. Şimdi zencefilin tozu ayrı, kökü ayrı, taze olanı ayrı kullanılır. Genel olarak mide bağırsak rahatsızlıklarında, bulantı kusma şikayetlerinde taze olanını öneriyoruz. Soğuk algınlığı şikayetinde ise tozunu ve kökünü. Kökü kaynatılarak kullanılır. Tozu ise bala, pekmeze, süte karıştırılıp içilirse daha faydalı olur. Evet.